Murat Bey. Murat Bey. Hani konuşacaktık. Kuzum benim. Aynı mı giyindik seninle? Yoksun. Günaydın. Günaydın. Gel bakalım güzel kızım. Gel prensesim. Oh, sana da günaydın. Sana da günaydın. Son günler nasıl? İyiler, bir sorun yok. Ne olmuş peki? Tam konuşamadık. Yani birazdan yanlarına gidince konuşacağım. Gidiyorsun yani cidden. Başka şansım yok. Hani öyle değil demiştin? Zorluyor mu yoksa bu adam sizi? Öyle değil de Songül abla da Hayriye de işsizler. Yani ben gitmesem olur. Ama Songül ablam için gitmem lazım. Zaten dün denemek istediğinde söylemiştin. Dün kızgın olduğum için öyle söylemiştim. Ben o zaman kahvaltıyı hazırlayayım. Gel Niloş, gel. Ay, gel benim kuzum. Günaydın Güner Hanım. Oo, hoş geldiniz Medine Hanım. Akşam yemeğe gitmeler, sabah hanımdan sonra kalkmalar. Hayırdır? Yok, ben uyanmıştım Güner Hanım da yukarıda Nil'i hazırlıyordum. İyi ki geldin Nil, değil mi? Sen de bütün işleri serdin maşallah. Gören olsa evin hizmetçisi beni sanacak. Anne, biz ne konuştuk seninle? Medine ile böyle konuşmanı istemiyorum. Ne haliniz varsa görün. Ver çocuğum. Bir şeyler hazırla, bir de çayımı getir. İçmedim sabahtan beri çayımı falan. Canım babacığım. Canım canım canım. Güzel kızım, güzel kızım. Sen kahvaltıyı hazırlayayım hemen. Ya bırak şimdi kahvaltıyı Medine. Gel otur şu iş meselesini bir doğru düzgün konuşalım. Hadi gel. Gel. Nasıl olacak şimdi bu iş böyle? Yani sen artık burada çalışmayacak mısın? Bu biraz saçma değil mi? Öyle ev arkadaşı gibi sabah kalkıp ben işe gidiyorum diyorsun. Evet, haklısınız Murat Bey. Yani ben de farkındayım. Böyle biraz garip oldu. Yani benim böyle aniden gidebilecek bir yerim olmadığı için şey oldu böyle. Yani siz bana git derseniz ben giderim. Gitme. Alo. Ha, geldiniz mi? Tamam. Ben hemen geliyorum. Tamam. Murat Bey, Yavuz Bey'in adamları gelmişler. Kapıda bekliyorlar beni işe götürmek için de. Benim gitmem lazım. Güner Hanım'ın kahvaltısını da şey yapamadım. Ya bırak şimdi kahvaltıyı. Ben dışarıdan bir şeyler söylerim. İş meselesine gelince de... Peki tamam. Bugün git. Ama Songül Hanım'la da o Yavuz denen herifle de konuş. Senin hem bir evin var hem de bir işin. İkincisine gerek yok. Eğer o Yavuz denen herif bir sorun çıkartırsa da ben buradayım. Müdahale edilmesi gereken bir şey olursa ben ederim. Tamam Murat Bey. Ben gideyim o zaman artık. Medine. Dün akşamki konuşmamız yarım kaldı, biliyorsun. Daha konuşacağız.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.